27 üzeri 4 çarpı 3 üzeri eksi 7 bölü 9 üzeri eksi 2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? 27, 3'ün 3. kuvveti üzeri 4 çarpı 3 üzeri eksi 7 bölü 9, 3'ün 2. kuvveti üzeri eksi 2. Üslü sayının üssü alınırken üsler çarpılır. 3 üzeri 3 çarpı 4 12 çarpı 3 üzeri eksi 7 bölü 3 üzeri üsler çarpılır. Eksi 4 oldu. Üslü sayılarda çarpma işleminde tabanlar eşitse üsler toplanıyordu. 3 üzeri 12 eksi 7 oldu. 3 üzeri eksi 4. O da 3 üzeri 5 bölü 3 üzeri eksi 4 yaptı. Bölme işleminde tabanlar eşitse payın üstünden paydanın üstü çıkarılır. 5 eksi eksi 4 olur. O da 3 üzeri 9 yapacak. Doğru cevap D seçeneğidir. (64) kare çarpı 125 üzeri 4 eşittir 100 üzeri x olduğuna göre x kaçtır? 64'ü asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm 32. 2'ye böldüm 16. 2'ye böldüm 8. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 2 ve 2'ye böldüm 1. 6 tane 2 oldu. Demek ki 2 üzeri 6 eşittir 64. Şimdi de 125'i asal çarpanlarına ayırıyorum. 5'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. 125 eşittir 5 üzeri 3 demek. O halde şimdi 64 yerine 2 üzeri 6 yazdım. Üzeri 2. 125 yerine 5 üzeri 3 yazdım. Üzeri 4 eşittir 100 üzeri x oldu. Üslü sayının üssü alınırken üsler çarpılır. 2 üzeri 6 çarpı 2'den 12 oldu. Aynı şekilde 5 üzeri 3 çarpı 4'ten 12 oldu. Eşittir 100 üzeri x. Arkadaşlar üslü sayılarda a üzeri n çarpı b üzeri n, yani üsler eşitse tabanlar çarpılır, ortak üs olarak yazılır. Bunun da ikisinin de kuvveti 12 olduğuna göre ben bunu 2 çarpı 5 üzeri 12 olarak yazabilirim. O da 100 üzeri x yapacaktır. 2 çarpı 5 10 üzeri 12 eşittir. 100 de 10'un karesi olduğuna göre 10 üzeri 2 üzeri x olarak yazabilirim. O halde 10 üzeri 12 eşittir. Üslü sayının üsler çarpılacağından 10 üzeri 2x yapar. Tabanları eşit olduğuna göre eşitliğin olabilmesi için üslerin de eşit olması gerekir. O halde 2x eşittir 12'den. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x eşittir 6 olarak bulunur. Doğru cevap B seçeneğidir. 'Verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?' Şimdi kuvvet negatif olunca arkadaşlar tabanı ters çevirip kuvveti pozitife çevirebiliyordum. Yani 20 bölü 1 üzeri 1 bölü 10 üzeri 9 bölü 2 üzeri 7 yazalım. Bölmede birinci aynı yazılır. İkinci ters çevirip çarpılıyordu. 2 üzeri 7 bölü 10 üzeri 9 oldu. Şimdi bu zaten paydadaki birin bir etkisi yok. 20, 4 çarpı 5. 4, 2'nin karesi çarpı 5 çarpı 2 üzeri 7 bölü. 10 üzeri 9'u da 12 çarpı 5 olduğu için bu şekilde yazabilirim. Üslü sayılarda çarpmada tabanlar eşitse üsler toplanıyordu. Bunun üstlerini toplarsam 2 üzeri 9 oldu. Çarpı 5 bölü. 2 çarpı 5 üzeri 9'u 2 üzeri 9 çarpı 5 üzeri 9 olarak yazabiliyorum. Bu 2 üzeri 9'lar sadeleşti. 5 bölü 5 üzeri 9 oldu. Bu 5 üzeri 1. Bölmede tabanlar eşitse payın üstünden paydanın üstü çıkarılır. O zaman bu 5 üzeri eksi 8 olur. Doğru cevap D seçeneğidir.
4 üzeri 3 artı 4 üzeri 3 artı 4 üzeri 3 artı 4 üzeri 3 bölü 2 üzeri eksi 3 çarpı 2 üzeri eksi 3 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada pay kısmında 4 tane 4 üzeri 3'ün toplamı var. O yüzden bu 4 çarpı 4 üzeri 3 demektir. Burası da 2 üzeri eksi 3 çarpı 2 üzeri eksi 3 oldu. Arkadaşlar üslü sayılarda çarpma işleminde tabanlar eşitse üsler toplanıyordu. O halde bunun üstünde 1 var. Bu 4 üzeri 1 artı 3. Aynı şekilde paydada da 2 üzeri eksi 3 artı eksi 3 olur. Yani 4 üzeri 4 bölü 2 üzeri eksi 6 olur. Yine üslü sayılarda üslü sayının üssü alınırken üsler çarpılır. Yani a üzeri n çarpı m olur. 4 2'nin karesi üzeri 4 bölü 2 üzeri eksi 6. Üstleri çarparsam 2 üzeri 8 bölü 2 üzeri eksi 6 olur. Yine bölme işleminde arkadaşlar tabanlar eşitse payın üstünden paydanın üssü çıkarılıyordu. O halde burası da 2 üzeri 8 eksi eksi 6 olacaktır. Bunlar artı yaptı. 2 üzeri 8 artı 6'dan 14 olur. Doğru cevap B seçeneğidir. A eşittir 3 üzeri eksi 4 çarpı 3 üzeri 3 ve B eşittir 9 üzeri 2 bölü 27 üzeri eksi 1 olduğuna göre B sayısı A sayısının kaç katıdır? A eşittir 3 üzeri eksi 4 çarpı 3 üzeri 7. Çarpmada tabanlar eşitse üstler toplanır. O halde 3 üzeri eksi 4 artı 7'den 3 üzeri 3 olur. B eşittir 9 üzeri 2 bölü 27 üzeri eksi 1. O da 3 üzeri 2 üzeri 2 bölü 27 3'ün 3. kuvveti üzeri eksi 1. Üslü sayının üssü alınırken üsler çarpılacağından 3 üzeri 2 çarpı 2 4 bölü 3 üzeri 3 çarpı eksi 1 eksi 3 yaptı. Üslü sayılarda bölme işleminde tabanlar eşitse payın üstünden paydanın üssü çıkarılır. 3 üzeri 4 eksi eksi 3 olur. Buradan 3 üzeri 7 yapar. B sayısı A sayısının kaç katıdır diye soruyor. Yani B bölü A'yı bulmamız isteniyor. B 3 üzeri 7, A da 3 üzeri 3 olduğuna göre tabanlar eşit olduğundan üstleri çıkarırsak bu 3 üzeri 4 olacaktır. O da 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 81 olarak bulunur. Doğru cevap C seçeneğidir. Yukarıda verilen dikdörtgensel bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Dikdörtgenin alanı kısa kenarı ile uzun kenarının çarpımına eşittir. Yani 2 üzeri 7 çarpı 1 bölü 4 üzeri eksi 3'tür. O da 2 üzeri 7 çarpı üslü sayılarda kuvvet negatifse tabanı ters çevirip kuvveti pozitif yapabilirim. Yani 4 bölü 1 üzeri 3 şeklinde yazabilirim. O da 2 üzeri 7 çarpı 4 üzeri 3 demektir. Biliyorsunuz 4 2'nin karesi. O zaman bunu 2'nin karesi üzeri 3 diye yazdım. O halde 2 üzeri 7 çarpı üslü sayının üssü alınırken üsler çarpılacağından 2 üzeri 2 çarpı 3'ten 6 olur. Üslü sayılarda çarpma işleminde tabanlar eşitse üstler toplanıyordu. O halde o da 2 üzeri 7 artı 6'dan 2 üzeri 13 olarak bulunur. Doğru cevap C seçeneğidir. Yukarıda kenar uzunlukları verilen 128 adet dikdörtgen, kenarları birbiriyle çakışık olacak şekilde birleştirilerek yeni bir dikdörtgen oluşturuluyor. Buna göre oluşturulan dikdörtgenin çevre uzunluğu en az kaç santimetredir? Arkadaşlar, çevrenin en az olabilmesi için mümkün mertebe kenarları bir araya getirmemiz gerek.
şu şekilde düşünelim. Şimdi önemli olan bunu kaça kadar yapacağımız. Şimdi 128 sayısı en yakın 16 çarpı 8 olarak düşünülebilir. Şimdi burası 4 üzeri 4, burası 2 üzeri 7. Bu uzun kenar, bu kısa kenar olduğundan burayı 16 adetle, burayı da 8 adetle sınırlandıralım. O halde 16 tane 2 üzeri 7, 8 tane 4 üzeri 4. Karşılıklı ikişer kenar olduğu için bunu bir de 2 ile çarpıp bu şekilde çevre uzunluğunu hesaplayabilirim. 2 çarpı 2, 16 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 7 artı 8 2 üzeri 3 çarpı 2'nin karesinin 4. kuvveti, 4 yerine 2'nin karesi yazdım, eşittir çevre dedik. 2 çarpı üstü sayılarda çarpma işleminde tabanlar eşitse üstler toplanır. 2 üzeri 11 oldu. Artı 2 üzeri 3 çarpı 2 kere 4 8. 2 üzeri 8 oldu. 2 çarpı 2 üzeri 11 artı çarpmada tabanı eşitse üstler toplanır. 3 artı 8'den 2 üzeri 11 yaptı. Bu da 2 çarpı 2 tane 2 üzeri 11 yapar. Bu 1, bu da 1. Buradan yine çarpmada tabanlar eşitse üstler toplanacağından 1 artı 1 artı 11'den 2 üzeri 13 olacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir. Yukarıda ABCD dörtgeninin kenar uzunlukları verilmiştir. Buna göre en uzun kenar hangisidir? Şimdi arkadaşlar, üslü sayının üslü alınırken üsler çarpılıyordu. Şimdi AB kenarına bir bakalım. 125 üzeri 4. 5 üzeri 3 üzeri 4'ten 5 üzeri 12 olur. AC kenarına bakalım. 25 üzeri 7 eşittir. 5 üzeri 2 üzeri 7'den 5 üzeri 14 yapar. BD kenarına bakalım. Bu 5 üzeri 12 direkt. CD kenarına geldiğimizde 625 üzeri 2, 625 5'in 4. kuvveti üzeri 2'den 5 üzeri 8 oldu. O halde bu uzunluklar büyükten küçüğe 5 üzeri 14 büyük, 5 üzeri 12 eşit, 5 üzeri 12 o da büyük, 5 üzeri 8 olur. Burada en uzun uzunluk 5 üzeri 14. O da AC'ye eşit olduğundan buradaki en uzun kenar AC olacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir. İki üzeri 5 artı 2 üzeri 5 eşittir 2 üzeri x ve 3 üzeri y artı 3 üzeri y artı 3 üzeri y eşittir 3 üzeri eksi 5 olduğuna göre x eksi y işleminin sonucu kaçtır? 2 üzeri 5 artı 2 üzeri 5 eşittir 2 üzeri x. 2 tane 2 üzeri 5 eşittir 2 üzeri x oldu. Üstlü sayılarda çarpma işleminde tabanlar eşit ise üstler toplanır. O halde 2 üzeri 1 artı 5 eşittir 2 üzeri x'ten. 2 üzeri 6 eşittir 2 üzeri x. Buradan x eşittir 6 olarak bulunur. Şimdi diğerine bakalım. 3 üzeri y artı 3 üzeri y artı 3 üzeri y eşittir 3 üzeri eksi 5 oldu. 3 tane 3 üzeri y'nin toplamı 3 çarpı 3 üzeri y eşittir 3 üzeri eksi 5 oldu. Bunun tabanında 1 var. Çarpmada tabanlar eşitse üstler toplanır. 3 üzeri 1 artı y eşittir 3 üzeri eksi 5'ten. İki üslü ifadenin eşitliğinde tabanlar eşitse üstler de eşit olacağından 1 artı y eşittir eksi 5. 1'i diğer tarafa atarsam eksi 1 olarak geçer. Y de buradan eksi 6 olarak bulunur. Bizden x eksi y işleminin sonucu isteniyor. 6 eksi eksi 6'dan bunlar artı yaparsa 12 olacaktır. Doğru cevap
D seçeneğidir. Kenar uzunlukları verilen ABC dik üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar, bir dik üçgenin alanı, kenar uzunlukları dik kenarları A ve B ise dik kenarların çarpımının yarısıdır. Bizim dik kenarlarımız AB ve AC olduğuna göre alan 4 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 5 bölü 2 olacaktır. 4 2'nin karesi üzeri 3 çarpı 5 üzeri 5 bölü 2'den. Üslü sayının üssü alınırken üsler çarpılacağından 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 5 bölü 2 üzeri 1 oldu. Üslü sayılarda bölme işleminde tabanları eşitse payın üstünden paydanın üssü çıkarılır. 2 üzeri 6 eksi 1 çarpı 5 üzeri 5. O da 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5'ten. A üzeri K çarpı B üzeri K'yi A çarpı B üzeri K olarak yazabilirim. Yani bunu da 2 çarpı 5 üzeri 5 olarak yazdım. Bu da 10 üzeri 5 olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar bunu tek tek seçenekleri inceleyelim. A seçeneğinde A üzeri K bölü B üzeri K eşittir. A bölü B üzeri K olarak yazabiliriz. O halde 21 üzeri 8 bölü 3 üzeri 8'i 21 bölü 3 üzeri 8 olarak yazabileceğimden o da 7 üzeri 8 olacaktır. O halde bu bilgimiz doğru oldu. Şimdi B seçeneğine bakalım. A üzeri K çarpı B üzeri K çarpı C üzeri K ifadesini A çarpı B çarpı C üzeri K olarak yazabilirim. O halde 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4'ü 2 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 4 buradan da 30 üzeri 4 olarak yazabilirim. O halde bu ifademiz de doğru olur. C seçeneğine geldiğimizde ise A üzeri K bölü A üzeri N'yi üslü sayılarda bölmede tabanlar eşitse payın üstünden paydanın üssü çıkarılıyordu. A üzeri K eksi N olarak yazabilirim. O halde eksi 2 üzeri 5 bölü eksi 2 üzeri eksi 3 eşittir. Eksi 2 üzeri 5 eksi eksi 3'ten eksi 2 üzeri 8 yapacaktır. Burada eksi 2 üzeri 2 dediğine göre bu eksi 2 üzeri 2'ye eşit olmadığından C seçeneğindeki bilgimiz yanlış oldu. Biz yine de D seçeneğindeki ifademizin de doğruluğunu görelim. A üzeri K çarpı A üzeri N'yi tabanlar eşitse üsler toplanacağından A üzeri K artı N olarak yazabiliyorum. 6 üzeri eksi 2 çarpı 6 üzeri 6 çarpı 6 üzeri eksi 1'den 6 üzeri eksi 2 artı 6 eksi 1 eşittir. 6 üzeri 3 olarak yazabilirim. Bu da buna eşit olduğuna göre D seçeneğindeki bilgimiz de doğru oldu. O halde D seçeneğindeki eşitliğimiz yanlış olduğundan sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Aşağıda verilen iki blok arasına aralarında hiç boşluk kalmayacak ve yüzeyin dışına taşmayacak şekilde yarıçap uzunlukları 2 üzeri 6 milimetre olan 8 üzeri 5 tane bilye yerleştirilebiliyor. Buna göre aynı bloklar arasına aşağıda yarıçap uzunlukları verilen bilyelerin hangisinden hiç boşluk kalmayacak ve yüzey dışına taşmayacak şekilde 256 adet bilye yerleştirilebilir. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta yarı çapı 2 üzeri 6 ise biz çapını almalıyız. Çünkü neden? Burada uzunluk çap. O zaman çap neydi? 2 tane yarı çapa. 2 çarpı 2 üzeri 6 eşittir. 2 üzeri 7 bizim bilyemizin çapı. Kaç tane yerleştirilmiş? 8 üzeri 5 tane. O zaman 8 üzeri 5 de
2 üzeri 7'yi çarpıyorum uzunluğu bulmak için. 8 üzeri 5, 2'nin 3. kuvveti 2 üzeri 15 çarpı 2 üzeri 7 uzunluğumuz ne olur? 2 üzeri 22 olur. Uzunluğumuz 2 üzeri 22. Şimdi 2 üzeri 50, 256 tane bilye yerleştireceğiz. 2 üzeri 22 bölü 256. 256 2'nin 8. kuvvetidir. 2 üzeri 22 bölü 2 üzeri 8, o da nedir? 2 üzeri 14. Yani bizim yerleştireceğimiz bilyenin çapı 2 üzeri 14 olması lazım. Buraya bakıyorum. 2 üzeri 16 yarı çapı. 2 üzeri 10 yine çapı, yarı çapı. 2 üzeri 9 yarı çapı. 2 üzeri 13 yarı çapı. Yarı çapı 2 üzeri 13 ise çapı nedir? 2 üzeri 14 olur. Bize de 2 üzeri 14 lazım olduğu için cevabımız Denizli olacak.